Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere pointerlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar pointerlar RAM'de işaret edilen alanı kaplayıp bu alanın hücreler gibi düşünün. Hangi hücresi olduğunu belirten yapılara pointer diyelim. Şimdilik tanımımız bu şekilde olsun arkadaşlar. Bir tane anlatarak diyelim. Bir tane string ne olsun? Hayvan diye bir değişken olsun. Bunu bir tane hayvan olarak koyayım arkadaşlar bu hayvanımızla. Ve şimdi bunu bu şekilde yahut hayvan şeklinde yapalım. Bir yazalım bakalım. Ya da şunu da. Bu şekilde bir yazalım arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Bakın arkadaşlar burada bizim hayvanımızın gerçek string değerini yazdı. Bir de şöyle yapalım. Bakalım burada ne yazacak? Burada da bir boşluk bıraktık. Burayı şöyle yapalım hatta. Bakın arkadaşlar, bu da işaret etmiş olduğu adresi diyor. Bu şekilde. Her yazılım dediğiniz farklı yapılandırma, pointerlama olayı vardır. Bu da bizim bu şekilde adresi oluyor. Adresini de bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Birazcık daha örnekleri açarak gidelim. Bir de bir şey daha göstereceğim. Think Yıldız. ETR diyoruz. Pointer'ın kısaltması şeklinde yapalım bunu. Hayvan otoması yapalım. Bunu da yahut şöyle hayvan diyelim. Buraya da bir boşluk atalım. Bakalım arkadaşlar, bu bizim değerimiz şu an ne? Aynı mı? Değişti mi? Bir bakalım. Bakın arkadaşlar, aynı. Hayvan değerimizi daha doğrusu pointer değerini ptr'ye atadıktan sonra ptr değişkeni azaldıktan sonra da aynı. Şöyle yapalım, pardon. Bunu bir daha yapmak istiyorum. Bunu bir böyle bir diğer türlü göstermek istiyorum, pardon. Bakın burada ilk değerimizi yazdı. Çünkü string değerimiz bu. Pointer'ı yani işaretçi adresi de diğeri. O yüzden bunu yazdım. Bunlarla ilgili sorunumuz yok o zaman. Şöyle yapalım.
Şimdi PTR değerlerimize bakalım. Bakalım buradan neler çıkacak. PTR. Normalde burada ne bekliyoruz? Adresimizin yazılması. Yazdık. Bir de bunun bu şekilde enterlanması, yani şu şekilde yazılması diye bekliyoruz. Bu iki değer bizim için önemli. Şunları yorum satır yapalım, gördük de olduklarını. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar, burada PTR zaten bizim pointer'ımızdı. Bizim pointer daha yapınca gerçek değerini, yani iki defa pointer'lama yaptığımızda gerçek değerini gösteriyor arkadaşlar. Bir şey daha denemek istiyorum. Esas zaten pointer'lamanın amacı bu şekilde olduğu için eşittir. Mesela buraya koyun değil de inek yazalım. Sizce burası ne olacak? Hayvan. Buraya da hayvan diyelim. Yapalım. Şöyle basalım. Bakın arkadaşlar, burada son atadığımız değer gelmiş oldu. Burada şöyle yapalım. O son atadığımız değerde adres olarak nasıl gösterecek, ona bakalım. Bakın arkadaşlar, burada pointer'da bir ifadeyi değiştirdik. İlk adrese de bakalım mı? Şuradan şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar, ilk atadığı adresle son atadığı adres aynı olmuş oldu. Adresleme yapısını son verdiğinden devam ederek oluşturuyor bu pointer'lamada. Bunlar şimdilik bu şekilde görmeniz yeterli. Sadece pointer'dan bahsedecektim. Yani ilk vermiş olduğu pointer adresiyle son adres aynı. Yani son değişkenin pointer adresi her zaman aynı olduğunu anlayın. Onun dışında bir şey anlamanıza yani için gerek yok arkadaşlar. Bugünkü dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olun. Videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar, kolay gelsin.